Dur, dur. Dur. Yalçın. Çık, ne çık konuşalım bu? Gel. Anlarız şimdi. Çık konuşalım çık. Ne oluyor? Siz gene ne çeviriyorsunuz ya? Ha? Siz ikiniz ne çeviriyorsunuz gene ya? Ne diyorsun sen? Ya o senin baban be. Önce siz Erol Bey'i elden ayaktan düşüreceksiniz. Sonra bu durumu bahane edeceksiniz. Onu saf dışı bırakacaksınız. Sonra da istediğiniz gibi at koşturacaksınız, öyle mi? Hakan, babamın durumu ortada. Yarın doktorlardan oluşan bir kurulun karşısına çıkacak. Ve onun sonucunda basıyı olarak ben atanacağım. Bu duruma engel olmaya çalışma. Çünkü başaramayacaksın. Bazen geceleri ben de böyle gökyüzüne bakıyorum. Ve ilk gördüğüm şey o yıldız oluyor. Her seferinde canım yanıyor. Benim de. Bize zamanlar mutluluk veren şeyin şimdi acı veriyor olması tuhaf tabii. Bu bende kalmıştı. Annem bunu sana vermişti. Annem bunu sevdiğin kadına verdi. Ben o değilim. Ben artık senin sevdiğin kadın değilim. Hem gidiyorsun zaten. Belki başka biri olur. Olmaz. Mutlaka olur. Leyla. 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 Leyla, beni duyuyor musun? Bir hemşire, Onur. Yardım edin. Onur. Onur. Yardım edin. Ne oldu, nesi var? Ne oldu? Birden dengesini kaybedip düştü. Tepki vermiyor, nabzı da düşük. Hakan Hoca'yı çağırın hemen. Git. Vücudu soğuk ve nemli, şok geçiriyor olabilir. Tamam, hemen damar yol açın. Kan testi yapasın, bir de şoka girme ihtimaline karşı sıvı verelim. Damar yol açıyorum. Leyla! Nabız yüzeysel.
Kalbinde bir sorun var gibi gözüküyor. Ne oldu? Türkü, EKG'yi getir. Ne oldu? Türkü! Leyla. Ne oldu? Ne? Biri bana cevap versin, ne oldu? Birden yığıldı yere düştü, biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Ver. Hızlı. Tansiyon normale döndü. Oh. Bu ne? Belirtiler kalp krizini gösteriyor. Daha çok genç. Kan tahlillerinin sonuçlarını çıktığı zaman anında istiyorum. Daha kapsamlı görmem gerekiyor. Bir de ilaçlı anjiyo çekilsin. Ayaklanmak isteyecek kendini geldiği zaman, asla izin vermiyorsunuz. Kalbini yormasına kesinlikle izin vermiyorsunuz, tamam mı? Konuşmayı da minimumda tutun, konuşmasın. Konuşturmayın. Sen yeterince yoruldun, sen git. Sen de iyi görmüyorsun Yalçın. Hakan ilgileniyor zaten Leyla'yla. Gel birlikte çıkalım istersen. Leyla'dan bir haber alana kadar bir yere ayrılamam. Sen git, ben seni haberdar ederim. Nasıl istersen, haberleşiriz. Tam olarak ne oldu Ömer? İşte biz konuşuyorduk. Sonra birden yere yayıldı. Ne konuşuyordunuz? Sen neyi sorguluyorsun şu an? Açık konuş benimle. Acaba diyorum, Leyla'nın hoşuna gitmeyeceği, onu rahatsız eden bir şey mi söyledim, onu merak ediyorum sadece. Kim olarak merak ediyorsun? Beyler. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Gerçekten kalp krizi geçiriyor olabilir mi? Yani belirtiler bunu gösteriyor ama ben pek ihtimal vermek istemiyorum. Zaten benim kafamı aslında kurcalayan başka bir şey var. Ama yani o da bu yaşlarda pek görülen bir şey değil. Neymiş o? Nihai kararı sonuçlar çıktıktan sonra zaten hep birlikte vereceğiz. Ama gerçi sen Yalçın'sın. Ne yapar eder öğrenirsin değil mi? Var mı başka sorun? Yok, sağ ol. İyi, dağılabilirsiniz. Bu kadar. Leyla, iyi misin? Beni aldı, sadece sen kalabilir misin? Tamam canım. Tamam, ben buradayım. O nasıl? İyi. İyi ama dinlenmesi gerek. Beni an be an gelişmelerden haberdar et lütfen. Olur. Ömer, sen bir çık hava al istersen. Sakinleştikten sonra detaylıca konuşuruz. Ya sen ikidir neyi ima ediyorsun? Ben mi sebep oldum buna? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Belli ki bu soruyu sen daha çok kendine soruyorsun. Ben sadece Leyla'nın nasıl bu hale geldiğini merak ediyorum. Yalçın Bey! Yalçın Bey!
Yalçın Bey, konuşmamız lazım. Konuş. Burada olmaz. Beni takip et. Seni takip edeyim. Peki kaptan, takip edelim bakalım. Nebat Hanımcığım, buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Turgut Hocam, bak Leyla Hoca şu badireleri atlatsın. Yemin ediyorum hep beraber kurşun döktürmeye gideceğiz. O kadar diyorum, başka da bir şey demiyorum. Lazım, bize en son o lazım yani. Merak etmeyin müdürüm, Leyla Hoca bunu da atlatır ya. Yani hem hatırlıyor musunuz, bak aklıma geldi. Hakan Hoca ilk buraya geldiğinde bir Karadeniz turuna çıkmıştık ya. Ha, doğru. Hatırladın mı? Sen deyince. Neresiydi şey, ya? Ovit Yaylası. Ne yaylasıydı? Ovit Yaylası. 2000 metre. 2000 metre mi? Yok hocam, ne 2000'i kurban olayım ya. 3000 metre. Aha, tabii canım, 3000 metre. Nasıl dik, nasıl engebeli Nebahat Hanımcığım. Yani bir de Haziran ayının ortasındayız arkadaş. Birdenbire o güneşli havada birdenbire bir yağmur, bir fırtına, şimşek. Nebahat Hanımcığım, yani yemin ediyorum göz gözü görmüyor yani. Öyle bir sis var ki ortalıkta. Tabii canım, çok kötüydü. Ama Hakan Hoca olmasaydı o usta şoförlüğü de bizi kimse çıkaramazdı. Çıkamazdık. Kala kalmıştık aşağıda canım. İşte tepeleri nereden göreceğiz? Aynen, aynen. Göremezdik vallahi. Neyse, çıktık buraya değil mi? Hı-hı. En sonunda çıktık, hava güzel, güneşli falan. Neydi o vadinin adı neydi? Fırtına. Fırtına Vadisi. Tepesine çık. Fırtına Vadisi. Fırtına Vadisi canım. Hava birden döndü. Yağmurdan güneşe dönmesi çok güzel bir hava oldu ama of, görüntüyü görmeniz of, lazım. Of. Pamuk tarlası gibi böyle bulutların üzerinden bakıyoruz. Bembeyaz böyle. Çok güzeldi, çok güzeldi. Leyla Hoca da tabii bu havayı görünce hemen atladı arabadan. Leyla dedi, ben dedi zirveye çıkacağım. Tabii ya, Leyla Hoca dinledi mi? Dinlemedi bizi. Ya engebeli arazi, Leyla Hocam dedik yani, yapma etme tutma, her taraf çamur. Yok, dinlemedi arkadaşlar. Gerçi ilgi de çıkmış İsa. O çocuğu hatırlıyorsun ya, değil mi? 10 yaşlarında yere serilmiş böyle yatıyor. Leyla çıkmasa kimsenin haberi olmayacak. Tabii canım, 10 yaşında çocuk yani. Göre halkının çocuklarından biri şey yaparken... Çobanlık yaparken işte ayağı yere takılıp düşüyor. Leyla Hoca, git hemen orada ilk yardım yap çocuğa. Ondan sonra o çocuğu, sen 10 yaşındaki çocuğu sırtla, sırtına al. Ondan sonra ta o tepeden bizim yanımıza kadar getir. Tabii indirdi ta bizim arabaların oraya kadar rakıma geldi. Hakan da arabadan çıktı. Hemen çocuğu aldı kasabaya. Doktora, hastaneye götürdü. Kaç? Minnacık çocuk da 22 dikiş. Boyu kadar dikiş attılar. 22 dikiş attılar Nebahat Hanımcığım, minicik çocuğa ya. Düşünün yani. Ya ondan sonra bir şey söyleyeceğim. Hatta o köy halkı bir lakap mı taktıydı ya? Leyla Hoca ne? Ovid'in gülü. Ovid'in gülü. Aman Ovid'in kahramanı. Ovid'in güzeli işte. Ya kusura bakmayın Nebahat Hanımcığım. Turgut Hoca da şey. Ovid'in kahramanı. Vay be, Leyla Hoca'ya bakın ya. Yani hakikaten etkileyiciymiş. Etkileyici gerçekten. Bu ve buna benzer çok. Ne badireler atlattık ya. Ne badireler, neler badireler atlattık. Bir dahaki şeyi de onu anlatalım. İyi hatırladın ya Bektaş ha? Değil mi? Hiç beklemezdim senden böyle bir şeyi. Aklıma geldi, ne bileyim bir aklıma geldi. İyi yaptın, iyi yaptın. Neyse, moralimizi bozmayalım. Velhasıl Leyla bunu da atlatır ve hep beraber eski günlerimize döneriz. İnşallah. Evelallah. İnşallah. Evelallah. İnşallah hocam, inşallah. Ya ne günlerdi ya. Ha bakayım. Güzelce iş şunu. Bol bol. Oh, yarısı. Teşekkürler hocam. Benim durumum nasıl? Senin durumun iyi. Yani endişelenecek hiçbir şey yok, meraklanacak bir şey yok. Sadece hormon testinin sonuçlarını bekliyorum. O geldikten sonra seninle daha net konuşabileceğim. O kadar. Hocam, EKG sonuçlarını ben de görebilir miyim? Tabii ki göremezsin. Sen de her hasta gibi nihai kararını bekleyeceksin doktoruna. Bu kadar. Hocam lütfen. Ne lütfeni ya Leyla, çocuk gibi? Yok öyle bir şey. Sen bir ayakla. Sonra gidersin acildeki istediğin hastanın istediğin EKG'sine bakarsın. Peki ben ne zaman işe geri dönebileceğim? Döneceksin, döneceksin. Seninle daha çok ameliyata gireceğiz, merak etme. İç bakayım. İç. Bu gece benim hayatımın en zor gecelerinden biri. Çünkü bütün sevdiklerimi kaybettim. Bir sen kalmıştın bana. Sen de benim hayatımdaki en büyük hayal kırıklığısın. Yatın Hoca'nın bütün yaptıklarını biliyor musun? Buna rağmen susmuşsun. Nasıl böyle bir şey yapabildin?
Ben günlerdir olan biteni düşünüyorum. Sindirmeye, unutmaya çalışıyorum. Ama beceremiyorum. Ömer bak, bize birazcık daha zaman verirsen eğer... bence her şey düzelecek, ben inanıyorum. Birbirimizi onarmak için anlamamız gerekiyor demiştin bana. Ben seni anlamıyorum. Eğer sen, eğer senin annen böyle bir şey yaşamış olsaydı... ben sana asla bunu yapmazdım. Bu artık bana ait değil. Hoşça kal. Neredesin sen? Çay getirdim sana. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sen de mi beni suçlayacaksın? Senin yüzünden oldu mu diyeceksin? Niye öyle bir şey yapayım ki? Sen öyle mi düşünüyorsun? Hı? Suçlu mu hissediyorsun kendini? Bak, böyle durumlarda insanın hemen kendisini suçlaması en kolay yoldur. Tam bunu yapma. Önce öfkenin kaynağını bulmaya çalış Ömer. Öfkenin kaynağını bul, kendinle yüzleş. Sonra da oturun, Leyla ile konuşun. Birlikte yüzleşin gerçeklerle. Sen yapabilmiş miydin bunu? İşte biz yapamadık, o yüzden konuşuyorum. Siz bizim gibi olmayın diye. O kadar öfkeliyim ki. İçimde bir ateş var sanki. Böyle nefesimi kesiyor. Biliyorum. Öfke önce ateş olur, yakar seni. Sonra soğur, buz olur. Ama en güzeli ne biliyor musun? Sakin kalıp zamana bırakmak. Su akar, yolunu bulur. Evet Bülent, konuş. Nedir bu? Okuyun lütfen. Göreceksiniz. Bunun benimle ne ilgisi var? Bu maddeyi Neslihan Hanım verdiriyormuş Erol Bey'e. Demans semptomları bu yüzden. Sen bunu nasıl öğrendin? Ses çiçeği sorunca peşini bırakmadım. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Burada isim falan yazmıyor. Nasıl ispatlamayı düşünüyorsun? Maalesef ispatlayamam. Çünkü verilen madde kanda çok kısa sürede kayboluyor. Tespiti çok zor. Esyan Hanım işini şansa bırakmamış. Yani ben bunu size söyledim ama... şaşırmadığınıza göre siz zaten bunu biliyordunuz. Her zaman çok geç anlayan birisi oldum Bülent. O zaman bu akşam sizi şaşırtacağım. Neslihan Hanım bunu neden yapıyor? Tabii ki bütün gücü elinde bulundurmak için. Evet. Peki bu güçle ne yapacak? Ne geveliyorsun Bülent? Hastaneleri satacak. Bunu bilmiyordunuz. Saçmalama. Yok öyle bir şey.
İster inanın, ister inanmayın, bu gerçek. Neyse Hanım, sizi bile gözden çıkarmış. Öyle ki koltuğunuzu bana teklif et. Ne diyorsun sen? Benim koltuğumu sana mı teklif ettin? Beni gerçekten şaşırttın. İyi bir iş çıkardın. Canım, abartılacak bir durum yok. Benim yerimde kim olsaydı bunu yapardı. Yapmazdı. Yapmazdı Bülent. Biz seninle kaç yıldır birlikte çalışıyoruz? 10, belki daha fazla. Geçmiş zaman çok iyi hatırlamıyorum. 16. 16 yıldır birlikte çalışıyoruz. Peki sence bunca yıl seni neden yanımdan hiç ayırmadım? Ben çok zor değil bunu cevaplamak. Siz olan sadakatimden ötürü. Ben aslında sadakate inanmam. Herkesin bir bedeli olduğuna inanırım. Ama sen... Sen bana kaybettiğim değerleri hatırlattın. Bana rağmen benim yanımda kalmaya devam edebildiğin için sana teşekkür ederim. Sen kendi geminin kaptanı olabilecek bir adammışsın gerçekten. Merak etme, iyi olacak. Şu an duymak istediğim son şey senin nasihatlerin. Okey. Duymazsın o zaman. Çıkabilirsin. Ne demek çıkabilirsin? Neyini anlamadın? Böyle dikeleceksin ayaklarının üstüne. Sonra Leyla'yı uyandırmadan çıkacaksın odadan. Çıkmıyorum. Sen mi karar veriyorsun buna? Evet, ben karar veriyorum. Ziyaret saati mi? Hayır. O zaman hasta yakını. Ne işin var senin burada? Çık dışarı. Özel Gümüşok Hastane Satış Protokolü. Kurum mizanının dijital hallerine ekte yolluyorum. Sizden acil bir yanıt bekliyorum. Gümüşok grubu için başka alıcılar da var. Ziyan. Daha önce konuştuğumuz gibi biz Gümüşok Hastaneler grubuna yatırım yapmak için çok istekliyiz. Ama anladığım kadarıyla sizin bu nihai karar vermenize engel bir takım tereddütleriniz var. Evet. Uluçınar bakımsız ve merkeze çok uzak bir hastane. Yıllık gelir gider tablosuna baktığımızda açıldığı yıldan itibaren sürekli zarar ediyor. O zaman Uluçınar'ı devir işlemlerinin dışında bırakmak istediğinizi mi anlamalıyım? Aslında hayır. Uluçınar'ı bir süre daha hastane olarak kullanacağız. Tabii sonrasında kar oranına göre hareket etmeyi düşünüyoruz.
Aklınızda ne var? Hastane kalsa bile arazisi o kadar geniş ve güzel ki belki etrafında yapılacak olan bir düzenlemeyle burayı daha etkili kullanabiliriz. Çok doğru, haklısınız. Yalnız o zaman benim de bu başta konuştuğumuz sözleşme maddelerinde ufak bir değişiklik talebim olacak. Tabii. Ne gibi bir talep? Eğer hastane dışında herhangi bir ticari faaliyet gösterirseniz yıllık kar oranından %3 talep ediyorum. Yalnız çok sıkı pazarlıkçı çıktınız Nisan Hanım. Tatlı yer miyiz? Olabilir. Leyla, ne yapıyorsun sen? Bırakır mısın şunları? Geç şöyle. Ömer, dinlenmen lazım seni. Dinlenmen lazım. Çıkarsan ya giyineceğim. Niye inat lütfen ediyorsun? Bırakır Ömer, mısın şunları? Bir dinlenmen gerekiyor. Çıkmıyorsan burada giyineceğim. Ne arıyorsun sen böyle yatağın dışında? Ya hocam çok sıkıldım lütfen. Hiçbir şeyim yok benim. Gayet iyiyim. Yardım etmek istiyorum. Sıkıldım nedir ya? İyice yurda çevirdin ha burayı. Yat. Yat hadi yat. Hadi Leyla'cığım yat. Şu ultrasonu da alalım şöyle. Böyle despot olmak lazım demek ki sana söz dinletebilmek için. Ömer lütfen beni merak etme sen artık. Endişelendim seni öyle görünce. Tamam mı? Korktum. Teşekkür ederim ama korkmana gerek yok benim için. Endişelenmeye de gerek yok artık. Şimdi ilaçlı anjiyo temiz çıktı. Sıkıntı yok. Fakat bu hormon değerleri beni biraz şüphelendirdi, düşündürdü. Damarlarında bir tıkanıklık da yok. Ama yine de ben bir kalp ultrasonuna bakmak istiyorum. Uzan bakalım. Geçmiş olsun. Görüyor musun sen de? Şimdi gördüğün gibi kalbin sol tarafındaki pompalama işlevindeki geçici bozukluk bize tek bir şeyi ifade ediyor. Tek bir şeyi. Apikal balon sendromu. Yani halk arasında bilinen adıyla, yaygın adıyla kırık kalp sendromu. Leyla, şimdi beni çok iyi dinliyorsun, can kulağıyla dinliyorsun. Yapmamız gerekenler belli. Şimdi seni bir koruyucu tedaviye başlatacağız, tamam mı? Bir süre beta bloker ilaç kullanacaksın. ACE inhibitörleri ve diüretik ilaç kullanacaksın. Ki tekrarlanmasın. Sonrasında kan sulandırıcıya başlayacağız bu ilaçlara. Sonrasında tabii senin çok iyi bir şekilde dinlenmen gerekecek. Bol bol sıvı tüketmen gerekecek ve stresten uzak durman gerekecek. Özellikle buna çok dikkat edeceksin. Destekleyici takviyeler, vitaminler vereceğiz sana ki kısa sürede ayağa kalkabilir. Duyuldu mu? Duyuldu, duyuldu. Anladı o. Hadi, biz gidelim. Ben alırım. Neyin var senin? Yorgun gözüküyorsun. Gece pek uyuyamadım. Leyla da kaldı aklım değil mi? Sahi nasıl oldu? İyi olacak. Merk haber verdi. Sevindim. Bu odanın önünden geçmekten nefret ediyorum. Burası? Annemin... Neyse, bugünkü önemli konumuza dönelim biz. Dinliyorum. Akıl sağlığının yerinde olmadığı raporunu verecek olan heyet saat 2'de toplanıyor. O yüzden babamı Uluçınar'dan buraya nakletmemiz gerekiyor. Sen hiç merak etme. Ben gerekli bütün düzenlemeleri yaptım. Erol Bey tam vaktinde kurulun karşısında olacak. Yalçın, biliyor musun? Sen muhteşem bir adamsın. Yavaş davran. Sen de içecek şu. Tamam. Tuttum. Dikkatli.
Tamam. Arkaya dikkat. İt it it. Ne var tavla? İlk yatağı alıyoruz hemen. Çevir. Çevir buraya. Getirin. Bu tarafa çevireceksin. Yaklaştır. Okşan çıkın. Gel. Ben de. Açtım. Hazır. Bir, iki, üç. Sedye alınsın. Durumu ne? 40 yaşında hocam. İkinci kattan düşmüş. Göz bebeği testine cevap vermiyor. Bilinci kapalı. Vücudunda hiçbir kırık belirtisi yok. Vital bulgular? Tansiyon 80'e 50, nabız 74. Kalp ritmi stabil hocam. Ateş? Sebebini bilmediğimiz bir ateşi var. 38,5. Monitörü seyredildi mi? Hazır. Serpil nasıl? İyi mi Serpil'im? Eşi misiniz? Evet hocam. Ultrason lazım. Tamam hocam. Öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Eşiniz nasıl düştü anlatır mısınız? Ben evde yoktum. Bilmiyorum. Tamam. Çıkar oradan. Karaciğer yaralanmasına bağlı olarak iç kanaması var. Ne zaman düştüğünü biliyor muyuz? Bilmiyoruz hocam. O zaman yüksek ateşin sebebi beklemiş kan olabilir. Hı. Tamam. İlaçlı batın tomografisi çekiyorsunuz. Onun dışında yine hemşire bütün kan testleri yapılsın. Kan grubuna göre de kan bulunsun çünkü ameliyata alınacak. Tamam. Berk, Ömer'le birlikte giriyorsunuz. Tamamdır hocam. Hakan, bir gelebilir misin? Ne oldu? Önemli, çok önemli. Yandık biz, yandık. Ne oldu, niye yandık? Erol Bey yok. Ne demek Erol Bey? Yok. İşte yok, koskoca adam yok. Her yere baktık, yok. Nereye gitti ki? Ne bileyim ben. Üst katları bir daha kontrol edeyim. Alo. Sana bir şey söyleyeceğim ama lütfen sakin kal. Söyle Çiçek, meraklandırma daha fazla, hadi. Erol Bey kayıp. Nasıl kayıp? Ne demek kayıp? Bilmiyorum. Hastanede herkes onu arıyor. Tamam, kapa. Kapa. Yalçın. Babam yok. Ne demek babam yok? Uluş nerede değil mi? Öyleydi. Çiçek aradı az önce. Kayıpmış. Hiçbir yerde yokmuş. Nereye gidecek koskoca adam? Bilmiyorum. Ne yapacağız Yalçın? Dur. Hemen panikleme. Bir gidip bakalım ne oluyormuş. Hadi. Kan değerleri 8,6'ya düşmüş. Bu yüzden kanı yavaş yavaş vereceğiz ki ileride bize sorun yaratmasın. Karnı açıyorum. Bistri. Tenset koter. Tenset koter. Ekartörleri yerleştiriyorum. Tampon. Klem. Klem. Karaciğer ortada. Kanama odağını bulmaya çalışıyorum. Kanama çok fazla. Önce muhtemel noktalara bakıyorum. Penset, klemp. Penset, klemp. Çok fazla kist var. Dokunduğum an elimde patlıyor. Ne yapıyorsun? Şu an kanamayı arttırıyorsun. Vakum. Ne yaptığımı biliyorum. Karışma bana. Kanama odağını arttırıyorsun. Bana akıl verme. Bu kadar kist varken önce onları temizlemeliyiz. O kadar vaktimiz yok. Neyin inadı bu? Şu an kanama odağını bulmamız gerekiyor. Hasta oradan kan kaybediyor. Penset kotar. Babam nerede Hakan? Bilmiyorum Neslihan, bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum?
Sen onun doktoru değil misin? Nasıl bilmezsin nerede olduğunu? Ya doktoru olsam yani ne yapabilirim ki? Çıkmış gitmiş işte. Nereye gidecek ya? Nereye gidecek öyle kimse görmeden, aklı yerinde değil? Vallahi kusura bakma, ben bu konuda senin kadar kesin hükümlü değilim. Belki de bir arkadaşını aradı, yardım istedi. Götür beni buradan dedi, uzaklaştır dedi. Senin dırdırından uzaklaşmak istedi belki. Hakan! Esra. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Erol Bey'i nereye sakladıysan söyle hadi. Sen de iyice parona yaklaştın Yalçın. Ben Erol Bey'i niye saklayayım ya? Ha? Bana mantıklı bir neden söyle hadi. Senden her şeyi beklerim ben. Belki de kurulun karşısına çıkmasın diye yapmışsındır. Beni kendinizle karıştırmayın. Olur mu lütfen? Hakan Hocam. Her yere baktık. Kazan dairesine bile baktık ama bulamadık Erol Bey Hocam. Otele baktınız. Evet, arattım. Odasına baktırdım. Orada da yok. Yalan söylüyorsunuz. Neslihan Hanım. Tek tek bütün odaları gezip kendi gözümle görmeden inanmam. Neslihan Hanım. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bütün odaları tek tek gezeceksin, hastaları rahatsız edeceksin, öyle mi? Neslihan, böyle bir şey yaparsan seni bu hastaneden attırırım. Anlamadım. Sen beni kendi hastanemden attıracaksın, öyle mi? Evet. Bak, işine gelince ne de güzel anlıyorsun. Neslihan, bunu kafana sok. Erol Bey burada değil. Tamam mı? Biz de en az seni kadar seviyoruz onu. Arıyoruz. Bizim yapmamız gereken tek şey onu aramak. Ya da ortaya çıkmasını beklemek. Bu. Hocam bir gelebilir misiniz? Acil bir durum var. Allah, nelerle uğraşıyoruz ya. Bunu söylemekten hiç haz etmiyorum ama... Hakan bu sefer haklı olabilir. Bekleyeceğiz. Bir yandan aramaya da devam edeceğiz. Şimdi gel bir temiz hava alalım hadi. Penset koter. Tampon. Penset koter. Tampon. Yıkama. Yıkama. Ortalık karışacak gibiydi. Hasan'ın vital bulguları da dengesizleşince haber vereyim dedim. İyi yaptınız. Kanamayla baş etmek zor. Hala odağı bulmaya çalışıyorum. Ya kistlere dokunma artık, yeter. Bu kadar narin davranırsan hastayı kan kaybından kaybedeceğiz. Akıl vereceğini dediğimi yap. Ben ne yapıyorum? Hastanın vital bulguları düşüyor. Ne yapacaksın? Bir şey yapmayacağım. Bırakacağız, kendileri bir yolunu bulacak. Hepatik ven ve hepatik arteri dikkat. Kanama noktası olabilir. Yapışıklıkları açıp karaciğerim tümüne ulaşacağım. Koter. Dikkatli ol. Artere denk gelirse hastanın şansı kalmayacak. Anladım. Yıkama. Vakum. Triangüler ligamenti açıyorum. Klem. Klem. Sağ giden portal ben var. Dikeceğim. Dikiş bir. Kanamayı buldum. Koter. Koter. Hepatik venleri bağlıyorum. İp. İp. Karaciğer travmaya bağlı yırtılmış. Telafi ediyorum yarayı. Kes. Kestim. Yıkama yapacağım. Yıkama. Kes. Kestim. Kes. Kestim. Hepatik arter sağlam. Dikelim. Ne yapar, nereye gider? Aklım almıyor Yalçın.
Babana bu kadar düşkün olduğunu bilmiyordum. Yalçın. Evet, babama karşı öfkeliyim. Ama şu anda yaşlı, hasta ve ortada yok. Bu da onun için endişelenmeme engel değil. Haklısın. Kabalık ettim, kusura bakma. Bul onu. Ya lütfen, devam et, bul onu. Hiç nereye gitmiş olabileceğine dair ya da kimi arayabileceğine dair bir şey gelmiyor mu? Şaka mı yapıyorsun Yalçın? Halini görmüyor musun? İki lafı bir araya getiremiyor. Kimi arayacak, nereye gidecek? Yapacak tek bir şey kalıyor. Hocam Serpil iyi mi? Ameliyatı başarılı geçiyor. İyileşmesi için de biraz zamana ihtiyacı var. Benim aslında sormak istediğim başka bir şey var. Şimdi Serpil Hanım, son zamanlarda nasıldı? Yani bir sıkıntısı falan var mıydı? Derdi, tasası? Yani yoktu hocam. Gece gayet iyiydi. Oturduk, sohbet ettik, yemek yedik. En sevdiği dizi vardı televizyonda. Ona baktık beraber. Öyleydi yani. Gece birlikteydiniz yani, yemek yediniz. Evet evet hocam, gayet iyiydi. Tam tersini söylemiştiniz, evde yoktum demiştiniz ama ben yanılıyorum. Hocam ne konuştuğumu biliyor muyum ben üzüntüden? Dünyam başıma yıkıldı. Karım benim her şeyim hocam. Ne olur kurtarın onu hocam. Ne olur. Tabii tabii, merak etme. Ne olur hocam. Tabii tabii, bir şey. Geçmiş olsun o zaman. Sağ olun hocam. Ya sen niye inatlaşıyorsun benimle? Dediğimi yapsana ameliyathanede. Sana itaat mi edeceğim ben? Senin emir erin miyim? İkimiz de neden bunu yaptığını biliyoruz. Ama duygularını ameliyathanenin dışında bırakmak zorundasın. Bunu sen mi söylüyorsun? Neymiş benim duygularım? Leyla konusunda beni suçladığını biliyorum. Saklamıyorum zaten, evet. Kızgınım sana. Yani Leyla şu anda bu durumdaysa senin yüzünden. İncittin onu. Ve ben buna bir daha izin vermeyeceğim. Hadi ya. Hangi sıfatla izin vermiyorsun? Senden izin isteyen mi var? Ben kendimi bildiğim bileli onun yanındayım. Ya sen? Sen artık onun neyisin? Anladım ben seni. Sen beni ekart etmeye çalışıyorsun. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ben böyle bir adam mıyım? Fırsatçı mıyım ben? Fırsatını kolladığın günleri gördük. Ömer, düzgün konuş benimle. Konuşmasam ne olur? Ömer, sen... Hey, ho! Hastane burası ya. Ne yapıyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz siz? Ömer! Ne istiyorsun ya sen benden? Rahat bıraksana beni. Yetişkin ol Ömer. Yetişkin ol. Sorumluluk al. Leyla şu anda bu haldeyse sen de üstüne düşeni al. En azından ben dürüstüm. Senin gibi yalanların arkasına saklanmıyorum. Okey. Yalnız kalacaksın Ömer. Yalnız kalacaksın. İyiyi herkes sever. Kolayı herkes yapar. Eğer bunu beceremezsen yalnız öleceksin. Berk. İyi misin? Lütfen konuş benimle, ne bu halin? Yok bir şey baba. Yani zor bir ameliyattan çıktım. İzin verir misin lütfen? Hadi konuş benimle. Yani Leyla'nın bu halde olmasını üzülüyorum. Ben iyi olsun istiyorum sadece. O halde kimseye kulak asma ve git yanında ol. Siz birlikte büyüdünüz. Zor zamanlarda hep yanında oldum. Şimdi de öyle. Al bakayım su için. Sağ ol. İşte kendini de paralasan
her şey olması gerektiği gibi oluyor. Niye öyle dedin şimdi? Kırık bir kalp ve sevdiğim adamın öfkesiyle baş başa kaldım. Kalbimin sesini duyamıyorum. Duyacaksın. Kalbinin sesini de duyacaksın. O gel gitlerin de gidecek. Çözülmez dediğin sorunların da çözülecek zamanla. Ama sabır. Tamam. Artık üzülmek istemiyorum. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. O yüzden galiba Ömer'in gitmesi en iyisi olacak. Burada kaldıkça her şey çok daha kötü olacak. Sen şimdi bunları düşünme. Doğru düşünemiyor olabilirsin. Tamam. Tamam. Siz çağırınca hemen geldim Neslihan Hanım. Neslihan'ın yanında kalmaya devam et. Sadakatinin ona olduğunu inanmaya devam et. Hepiniz gözünüzü dört açacaksınız. Sen de Bülent. Babamı onlar kaçırdı, eminim. Hiç merak etmeyin Neslihan Hanım. Her taşın altına bakacağım, emin olabilirsiniz. Geldiniz memur beyler. Hah, Bektaş toparlan, kalk la oğlum, kalk kalk. Polisler geliyor, kalk. Amirim hoş geldiniz. Neslihan Hanım hoş geldiniz efendim. Babam bulunana kadar hastaneden kimse adım atmayacak dışarı. Ama Neslihan Hanım şey... Merhaba memur bey, hoş geldiniz. Sorun nedir? Erol Gümüşok'un bu hastanede alıkonulduğuna dair bir ihbar aldık. Hepimizin ifadesini almak zorundayız. Yani biz de gerçekten Erol Bey'in bulunması için elimizden ne geliyorsa seve seve yapmaya hazırız. İhsan Bey, lütfen memur beylere yardımcı olalım. Onların işi bitmeden hastaneden lütfen kimse çıkmasın. Tabii hocam, tabii. Buyurun, buyurun. Buyurun memur bey. Erol Bey'in... Doktoru benim, evet doğrudur. Bir süre önce de kızının uyarısıyla kendisine demans tetkikleri yaptık. Sonuçları pek iyi çıkmadı. O yüzden Erol Bey için uygun bir tedavi yöntemi planlıyordu Hakan Hoca. Şimdi memur bey, sizin de bildiğiniz gibi demans başlangıç seviyesinde de olsa çok zor bir hastalık. Çok zor. Sürekli ilgi ve alaka istiyor, gece gündüz bakım istiyor. Bizim de personel kapasitemiz malum. Yani kendi başına çıkıp gittiyse demek ki... Yani şimdi desem ki hastaneden çıkmadı eminim. Onu da diyemem. Belki bir yan arkamı dönmüşümdür. O ara çıkmıştır. Sonra Neslihan Hanım geldi. Dört dönüyor hastanede. Babam da babam, babam da babam. Nasıl hazin bir manzara anlatamam size. İnsanın içi parçalanıyor. Güvenlik kamerası mı? Ya biz tomografi cihazını daha yeni aldık hastaneye amirim. Yani öyle pahalı cihazları böyle alana kadar yani bizim o kadar eksiğimiz var ki. Mesela bir kahve makinemiz bile yok. Yani size öyle söyleyeyim amirim. Memur bey. Neslihan Hanım, bütün personelin ifadelerini aldık. Tutanakları tuttuk. Ancak şüpheli bir ifadeye rastlamadık. Nasıl yani? Gidiyor musunuz babamı bulmadan? Size burada diyorum. Başka nereye gidebilir? Zaten aklı yerinde değil. Doktoru da anlattı durumunu zaten. Sizin de hassasiyetinizden bahsettiler. Merak etmeyin. Kayıt açacağız. Babanızı aramaya devam edeceğiz.
Ancak hastaneden hiçbir personeli gözaltına alamayız. Lojmanlara baktınız mı? Lojmanlara bakın, belki oraya saklamışlardır. Arama emri olmadan lojmanlara giremeyiz Neslihan Hanım. Memur Bey, ne emrinden bahsediyorsunuz? Ben hastanenin sahibiyim. Ben izin verdiğim sürece her yeri arayabilirsiniz. Memur Bey, teşekkür ederiz. Dalga mı geçiyorsun Yalçın? Ne teşekkürü ya? Babam hala kayıp. Şimdilik sakin olmakta fayda var Neslihan. Memur beyler ellerinden geleni yaptılar. Ama merak etme. Erol Bey'i bulacağız. Bundan sonrasını avukatlar halledecek. Bu iş burada bitmedi Hakan. Bunu peşine bırakmayacağız. Gözüm üzerinizde. Ben benim lazım. Bilseydim engel olurdum. Bana bir neden ver Yalçın. Allah aşkına Neslihan'ın bu bütün hastaneleri satma planının içinde olmadığına dair bana bir şey söyle. Bir. Bu hastaneler benim her şeyim. Gümüşok için nelere feda ettiğimi, nelere göz aldığımı sen gayet iyi biliyorsun. Neslihan'ın bu kadar ileri gidebileceğini düşünmedim. Babasıyla ödeşmek istiyor zannettim ama onu tamamen yok etmek istediğini, hastaneleri satacağını düşünmedim. Buna izin vermem. Oluçların senin için ne kadar önemli olduğunu bildiğimden sana geldim. Ne diyorsun peki? Birlikte mi hareket edelim diyorsun? Evet. Hastanelerin satışını engelleyene kadar ateşkes ve işbirliği teklif ediyorum. Sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz. Erol Bey'in demansı kanıtlanırsa ki maalesef aksi için elimizde hiçbir sebep yok. Uluçınar ve Gümüşok hastaneleri satılacak. Neslihan Hanım'ın yaptıklarını ispatlayamaz mıyız? Eğer ispatlayabiliyor olsaydık şu anda bu konuşmayı yapıyor olmazdık Ömer. Hakan Hocam ne yapacağız peki? Erol Bey o heyetin karşısına çıkarsa Neslihan babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını ispatlar. Ve basisi olarak bütün güç onun eline geçer. O yüzden Erol Bey'in o heyete asla girmemesi lazım. Ne yapmayı düşünüyoruz o zaman? Erol Bey'i saklayacağız. Ne? Nasıl? Saklamak derken? Alıkoyacağız. Evet. Yok artık. Erol Bey'in kendini toparlayıp eski haline dönmesi için onu tedavi edecek zamanı yaratmamız gerekiyor. Bu yüzden de hep birlikte hareket edeceğiz. Yoksa başaramayız. Neslihan aptal değildir. O yüzden herkesin rolünü çok iyi oynaması lazım. Çiçek hastaneye girdiği an itibariyle Erol Bey'in kaybolduğunun tantanasını yayacaksınız. Arkadaşlar sizi anlıyorum. Şu an çok garip bir ortam. Gergin. Ama Yalçın'ı ve beni can kulağıyla dinlerseniz eğer size tek tek ne yapmanız gerektiği hakkında fikrimizi söyleyeceğiz. Hamlelerimizi anlatacağız. Al şunu. Ulan düştüğümüz hallere bak arkadaş ya. Topla şunu da koy. Şefim. Onur. Monitör de geldi. Her şey hazır. Hazırız. Çıkabiliriz. Çıkalım. Hadi. Bir bekle şefim. Tamam. Tamam. Gidelim. Tamam.
beyaz kod nedir? 11-11. Hastanede çalışanlarımıza yönelik şiddeti önleme amaçlı bir acil durum yönetim aracıdır. Mavi kod 22-22. Acil bir vaka veya hemen müdahale edilmesi gereken bir şey olduğunda hastalarımıza, hasta yakınlarımıza ve hastanede çalışanlarımıza yönelik uygulanması gereken en kısa sürede müdahale sağlayan acil durum yönetim aracıdır. Acil yönetim aracıdır. İyi de hocam, bu kodları en iyi biz biliyoruz zaten. Evet hocam, şimdi niye anlatıyorsunuz ki bize? Maaş öyle değil, ben de biliyorum kızım. Ama bunların üzerinden geçeceğiz, tekrar edeceğiz ki aklımıza yer edinsin, değil mi? 44-44. Kırmızı kod. Bravo, nedir? Ah, hocam. Bir Erol Bey'e bakacağım. Yok yok, uyuyor. Bebekler gibi mışıl mışıl uyuyor. Ben kontrol ettim, sen merak etme. tamam o zaman. Ben bir Mustafa'lara bakayım, gelirim yine. Dur Çiçek, dur. Bak, aynı ameliyata girdik ama ben seni hala tanımıyorum. Sana bir şey ısmarlayayım, biraz muhabbet edelim, olur mu? Olur hocam. Ha, gel. Neslihan Hanım hala oteldeymiş. Erol Bey. Erol Bey, buyurun gidin. Buyurun. Yardımcı olun. Şuraya oturacağız. Gelmemişsin zahmet. Evet. Kullanmayı biliyorsunuz. Hadi beni takip edin. Evet. Nasıl, beğendiniz mi bari? Senelerdir yediğim en iyi tarhana çorbası. Ellerine sağlık Seher. Efendim Hakan Hocam? Misafirimiz nasıl, Berna? Aynı. Herhangi bir değişiklik yok maalesef. Şimdi ilaçların tesirini göstermesi için henüz erken, o yüzden umutsuzluğa kapılma. Bir gelişme olursa da haber ver, tamam mı? Tamam hocam. Hasta kendine gelmedim daha. Maalesef. Bunları fark ettiniz değil mi? Fark ettik hocam da. Düşmeye bağlı herhalde. Morlukların yeri ve rengi düşmeye bağlı olmuş olsaydı eğer bu boşluklarda ekimoz olmazdı. Bir de oraya bakacağım. Oo. Ayrıca bu kan odaklarının renkleri birbiriyle aynı değil. Bazıları yeşil, bazıları sarı. Bu da demek oluyor ki hastanın eskiden kalma ekimozları var. Evet. Ne demek istiyorsun? Bu hikaye çelişkili. Eşi de zaten tutarsız ifadeler veriyor. Bir diyor işte gece yanındaydım, bir diyor gece yanında değildim. Canımı sıkan şeyler var yani.
O yüzden gözümüzü dört açmamız lazım. Bir de hasta uyanır uyanmaz bana haber verin ki ben eşinden önce konuşabilirim. Tamam. Ya bugün hatırlıyorum. Ayağım kaymıştı, göle düşmüştü. Ne yazık ki ben de hatırlıyorum. Bembeyaz şortum batmıştı. Ay bütün gün surat asmıştın. Yemek bile yemedim. Ondan değil yani. Babam sakar olduğumu ima ettiği için üzülmüştüm. Yine de her şeye rağmen mutlu günlerdi. Mutlu günlerdi tabii. Bütün köfteler sana kaldığı için nasıl mutlu olmuştu? Evet. Tost getirdim sana, salçalı. Seversin. Aç değilim ben, teşekkür ederim. Ben yine gelirim. Bunlar bende kalabilir mi? Şimdilik evet, ama alırım sonra. Acıkınca yersin belki. Bırakıyorum buraya. Ben seni incitmek istemedim. Ama bir insana ne kadar güvenirsen hayal kırıklığında o denli büyük oluyor tabii. Aşk bu geçer. Hastaneye vuruyorsunuz. Sus ya, ben geleceğim.
Hakan hocam. Leyla sen ne yapıyorsun burada? Hocam. Hocam lütfen. Ben gayet iyiyim yani. Hiçbir şeyim yok. Çok sıkıldım yapmaktan. Zaten çok kalabalık. Ben gayet iyiyim. Ey Allah'ım. İhsan Bey ne oluyor? Ya ne olsun hocam? Düğünde bir takıyla ilgili bir sıkıntı çıkmış. Kavga etmişler. Birbirine girmişler. Ağız burnu herkes birbirine girmiş. Tamam anladım. Ömer. Gelinle ilgilen. Leyla. Damatla. Berk. Umur. Kolunuzu kıpırdatmayın. Lütfen yavaş çıkarın. Lütfen. Hiç merak etmeyin. Onur hemşire. Bir pansuman seti alayım, bir dikiş seti, bir de enjektör istiyorum. Yıkama yapacağız. Tamamdır. Derin derin nefes alın. Nefes alamıyorum. Kalp krizi geçiriyorum. Tamam, sakin olun, sakin olun. Solunum yüzeysel. Bir ultrasonla bakalım. Tabii. Hanımlar, beyler lütfen biraz daha sakin olalım. Biraz daha sessiz konuşalım. Çünkü düğünde değilsiniz, hastane burası. Dikkatli olalım, evet. Hocamızı dinleyelim, hocamızı dinleyelim lütfen. Evet. Hemşire hanım, izin verin. Tamam. Hocam çok acıyor. Çek bakayım elini. Acil kan alalım. Tamam şimdi nefes al. Verdiğinde ben zaten işlemi yapmış olacağım. Bir, iki... Aa! Tamam. Ne yaptınız? Tamam omzun çekmişti. Ben de onu yerine taktım tekrar tamam mı? Sponge rulo takın hareketsiz kalsın. Tamam. Hanımefendi düz durun lütfen sakin olun. Organlarınızı sıkıştırıyorsunuz şu anda. Ne oldu anlatın bana lütfen. Abi bu kavgada sandalye fırladık. Tamam. Bana denk geldi. Evet. Karnım çok acıyor. Tamam. Görelim. Peritonit ya da iç kanama olabilir. Buraya ultrason lazım acil. Onur hemşire. Geliyorum hemen. Hocam beni çağırıyorlar. Tamam. Dur ben de geldim. Acil kan alalım. Kan sayımı yapılacak. Sıvı verecek. Aa. Bektaş nerede? Bektaş gel buraya. Bektaş bak buraya. Bak buraya. Gel. Buyurun hocam. Peritonit ya da iç kanama değil. Ama geldiğinde kan kustu. Ve konuşamıyordu. Vital bulguları da normal gibi. Konuşamıyor dedin değil mi? Hı hı. Tamam. Ben yardım edeyim hocam. Aldım. Bir ağzınızı açar mısınız siz zahmet? Görüyor musun? Hı hı. Dişi kırılmış. Kırılan dişi de dilini kesmiş. Pratik olun biraz. Pratik olun. Babacığım ben sizi böyle alayım mı? Buyurun böyle geçelim. Çok kalabalık zaten. Hadi babacığım hadi Allah aşkına. Geç babacığım. Evet. Kaburganız da kırık görünüyor. Ama neyse ki akciğere batmamış. Yani konumur hiç riskli değil. Kaburgam mı kırılmış? Kalp krizi değil yani değil mi doktoram? Yok merak etmeyin. Kalp krizi değil ama yine de iki hafta istirahat etmeniz gerekiyor. Geçmiş olsun. Tülin hemşire, kırık olan tarafa kol göğüs bandajı yapalım. Antibiyotik vereceğiz, bir de unutmayın çıkmadan ağrı kesici verilecek. Tamam hocam. Doktora, iyileşecek miyim iki hafta sonra? İyileşeceksiniz, tabii ki iyileşeceksiniz. Peki Cansu? Cansu beni affedecek mi? Vallahi onu ben hiç bilmiyorum. Tamam mı? Geçmiş olsun ablacığım. Sağ ol. Hadi. Damadı görmek ister misiniz? Yok, istemiyorum. Emin misiniz? Nesi var? İsterseniz bir doktoruna soralım. Tamam. Leyla hocam, damadımızın durumu nedir? Kaburgasında kırık var ama belli ki kalbi daha kırık. Eski sevgilinle şarkını çaldırmak istemeseydin bunların hiçbir başımıza gelmeyecekti. Ya ne eski sevgilisinin şarkısı? Eski sevgilin değil mi gerçekten? Değil tabii ki. İyi misin? Neren acıyor? Ha? Burası. Sen bir şey istemeden emin misin? Bak hemen söyleyebilirim. Yalçın,
Babam ortada yok. Bilmiyorum farkında mısın? Yani yemek yemekten çok daha başka önceliklerim var şu anda. Polisi sen de duydun. Herkes Erol Bey'i arıyor. Ne yapabiliriz? İstiyorsan kalkalım aramaya katılalım. Kesin Hakan'ın işi bu. Yani kesin Hakan'ın işi. Başka hiçbir şey olamaz yani. Hakan'dan hiçbir şekilde haz etmediğimi sen de biliyorsun. Ama gerçekten Erol Bey'i kaçıracak kadar gözü dönmüş olabilir mi? Belki de gerçekten kendisi çıkıp gitmiştir. Nereye gidecek ya? Nereye gidecek hasta adam? Kimse görmeden etmeden nereye gidecek? Yalçın ya. Yalnız galiba sen babamın kaybolmasından benim kadar rahatsız değilsin. Orada dur. Sakın siniri benden çıkarma. Beklemekten başka çaremiz yok. Elbet bir haber gelecektir. O arada bir şeyler yiyelim. Sana afiyet olsun. Bul bakalım aradığını. Ya Bektaş şurayı bir düzenle dedim kaç kere arkadaş. Ah Bektaş ah. İhsan Bey, çay getirdim size. Evet, gördüm de gözlerime inanamadım Nevat Hanımcığım. Almayacak mısınız? Alayım. Alayım tabii eliniz yanmasın. Polis gelmiş galiba. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ha yok. Çok önemli bir şey değil ya. Rutin Uluçınar halleri. Yani bir sorun yok. Anladım. Öyle diyorsanız. Evet. Nebahat Hanımcığım, şimdi şöyle. Efendim tamamen tesadüfen, asla kastım yok. Bu çalışma çizelgesine baktım ve sizin yarın öğleden sonra izinli olduğunuzu gördüm efendim. Evet, izinliyim ben. Evet. Ya tesadüfe bakın. Dedim de yarın izin günüm ya. Tamamen tesadüf. Acaba diyorum yarın bir şeyler mi yapsak? Böyle çalışma şeyine bakınca efendim böyle hani insanın kafasında böyle bir ışık yanar ya. Onun gibi bir şey oldu bende efendim. Ne oldu peki sonra o ışık söndü mü? Tamam. Olur İhsan Bey. Yani neden olmasın? Tamam. Vallahi mı? Harika. Ama Mustafa gelmeyecek değil mi? Gelmesin. Tamam, bir şey yaparsın. Gelmesin. Bu sefer o kadar nazik olmayabilirim. Mustafa Bey'e karşı. Gizli yerime saklanabileceğini söylediğimi hatırlamıyorum. Ben de buranın sadece sana ait olduğunu söylediğini hatırlamıyorum. İstersen gidebilirim. Ama konuşmak istiyorum. Sen zaten gitmiyor muydun? Neden hala buradasın? Hani gidecektin bu hastaneden, bu şehirden? Çok istiyorsun galiba gitmemi. Ben sırf içini rahatlatmak için benimle konuşma istiyorum. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Ne o zaman? Seni sevdiğim için geldim. İyi olduğunu bilmek için. İyi olana kadar mı yanımdasın yani? Hem iyiyim ben. En güvenli yerdeyim zaten, hastanedeyim. Sen beni düşünme. Bana bir şey olmaz. Ne gündü ama. Vallahi bile. O değil de evimizdeki ilk misafiri ağırlığına hazır mısın? Ben hazırım da tek başıma mı ağırlayacağım? İyi de biz ne yedireceğiz Erol Bey'e? İşte zeytinyağlılar var. Ha, et. Eve gidince yaparız onu. Doğru söylüyorsun. Et var değil mi ama? Bir şey söyleyeceğim. Ha. Biz nişasta falan yedirebilir miyiz? Ya yok canım, ne olacak öyle bir tutamdan bir şey olmaz. Yırttım yine kefeni değil mi?
Ah, o ne demek öyle Erol Bey? Vallahi ben bilmem. Ne dersin Hakan Hoca? Hala benden umudu kesmedin değil mi? Erol Bey, benim kim olduğumu hatırladınız mı? Seni unutmak mümkün mü Hakan Hoca? Beni o kurtardı Seher. Yolun ortasında yığılıp kalmıştım. Herkes bırakıp gitmişti. O olmasaydı çoktan ölmüştüm ben. Ne zaman olduğunu hatırlayabiliyor musunuz peki? Ne zamandı? Neslihan'ın okula başladığı zamanlarda. Ah Erol Bey ah. Biz şimdi içerideyiz. Siz dinlenmenize bakın. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa da biz buradayız. Çekinmeden hemen bize seslenin. Peki. İyi dinlenmeler. İyi uykular. Bir an böyle Hakan deyince şaşırmadım değil ha. Vallahi ben de bir an bir heveslendim ama. Ne kadar sürecek böyle? Şimdi bu antidemansiyel ilaçların etkileri, bu sonuçları çok hızlı görünmez. Bize asıl sonuç verecek olan antioksidan görevi gören glutatyon tedavisi olacak ki ona da zaten daha bugün başladık. Daha var yani. Sence yıllar önce onu kurtarmış olabilir misin? Yani olabilir. Ama ben böyle bir şeyi hatırlamıyorum. Belki de Erol Bey de yanlış hatırlıyor, bilmiyorum ki. Sanmıyorum. Bence Erol Bey kendine gelince sana anlatacakları bir şeyler olacak. Hayırlısı ne diyelim? Yani gene geldik, tıkıldık şuraya ha. Ne kanepeymiş arkadaş. Yalnız uyumuyorsun en azından. Doğru. Neyse ki sağa sola dönmeme gerek kalmayacak. Niye? Sana bakıyorum şu an. Ya. Ya öbür. Saçlarımı niye buzuyorsun? Hayırdır Neslihan Hanım? Sabah sabah. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Fazla vaktini almayacağım. Babanızı soracaksınız, değil mi? Beni anlayabileceğini düşündüğüm için evet. Babam nerede Ömer? Hakan nerede saklıyor onu? Yerini bildiğimi nereden çıkardınız? Bilmiyormuş. Bilmiyorum. Ama bilseydim de size söylemezdim, emin olun. Hakan Hoca'ya öfkelisin biliyorum. Ve öfkeli insan karşısındakinin canını acıtmak ister. Benim için olmasa bile belki bunun için söylersin. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa. İyi günler. Kafede buluşalım yazmış hocam. Aa, bir de sürprizim var demiş. Dur bakalım. Ne çıkacak acaba şapkanın içinde? Hangi sürpriz? Şapkanın içinden Mustafa çıkmasın da hocam. Ne çıkarsa çıksın. Mustafa nereden çıktı ya? Ya uzun hikaye. Bu bizim Nebat'le bu. Geldim beyler. Bülent geldim. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama bu kez yalnız gelmedim. Efendim tanıştırayım. Turgut Bey. Merhaba. İhsan Bey. Hoş geldin babacığım. Hidayet ustamız. Kendisi... Alanında en yetenekli tantuni ustalarından biri ve artık bizim yol arkadaşımız. Hepimize hayırlı olsun. Sağ olun. Yol arkadaşımız mı? Ya Bülent Bey öyle sormadan etmeden... Gel. Ustaya da... Gel sen biz mutfağa kadar gidelim. Gel. Hocam buyurun.
bir isteği var, senin ihtiyacın olan. Bülent Hocam. Bayılacaksın mutfağa. Bülent Hocam bir gelin bir konuşalım ya, ne yapacağız, ne edeceğiz? Ya ama öyle olmaz. Turgut Hocam neyse bir tut dinleyelim bakalım. Ya, ya Turgut Hocam ne sormadığını etmediğini, dükkanın hali ortada. Ben yetişmeseydim nal gibi asacaktın şuraya devren kiralık tabelasını. Ya kabul et ve itiraf et. Buranın değişik bir bakış açısına ihtiyacı vardı. Ve kim o bakış açısı? Hidayet Usta mı? Kesinlikle. Bülent Hocam ben kesinlikle bu fikrin iyi olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü tantuni her zaman yenir. Saat, yani saat olmaz ki. Öğle yersin, akşam yersin, gece yersin. Çay varmış. O, vallahi iyi fikir, ben sana söyleyeyim. Sağ ol İhsan'cığım, sağ ol. Oh. Turgut Hoca, ya ben anlıyorum seni. Tereddütlerim var ama beyhude çok yakında ta İstanbullardan buraya kadar gelecekler tantunilerimizi yemeye. Hmm. Saat 3-4 dedim mi dükkanı kapatacaksın. Sebep? Tantun bitecek. Bülent Hocam, o zaman biz biraz daha et atarız. Öyle değil mi? Ta İstanbullardan gelecekler sonuçta. Biz de para kazanırız. Akarken doldurmak lazım hocam o zaman. Öyle değil mi? Değil İhsan'cığım, değil. Nasıl yani? Adamlar gelecek buraya, bakacaklar tantunu bitmiş. Ooo diyecekler, burası fevkaladenin fevkinde bir mekan. Bu insanların parada pulda gözü yok diyecekler. Hmm. Keyfe keder çalışacak kadar kendilerine güveniyorlar diyecekler. Burada mutlaka tantunu yememiz lazım diyecekler. Sonra ne olacak? Ne olacak, ne olacak hocam? Ertesi gün yine gelecekler. Tabii. Ama bu kez birkaç saat önce gelecekler. Daha erken ya, gelsinler hocam, ne olacak? Tantunu bir var yani, sonuçta öğlen yenir, akşam yenir, gece yenir, öyle değil mi? Güzel fikir, ben beğendim hocam bu fikri. Ustana Allah Allah, ya dükkanı başımıza yıkma bu. İlk gün efendim, ilk gün. Olur mu canım öyle şey? Hidayet Usta. Allah Allah. İlk gün, ilk gün de yani şangır şungur devirdi her taraf adam ya. Olacak o kadar, ne yapalım? İlk gün diyorum, anladım. İlk gün. Tamam, tamam hocam. Evet. Çay içer misiniz hocam? İçeceğim, içeceğim de ben sana dememiş miydim bu iş için yaratılmışım diye. Anladım hocam. Dedim, anladım. Siz geçin isterseniz hocam. Çamaşırları asıyordum balkona. Başım döner gibi oldu. Gerisini hatırlamıyorum. Düşmüşüm işte. Serpil Hanım, vücudunuzda bazı ezilmeler ve morarmalar var. Ve bu morlukların bazıları eski morluklar. Yani düşmeyle olacak şeyler değil. Evet, kapıya çarptım geçen hafta. Kapıya? Bunlar öyle kapıya çarpmakla olacak ezilmeler değil Serpil Hanım. Acaba diyorum, eşiniz size şiddet uyguluyor olabilir mi? Ve siz gene bu yüzden hani düşünüyorum sadece. Kendinize zarar vermek istemiş olabilir misiniz? Yok, yok öyle bir şey. Hepsi benim sakarlığım, eşimle hiçbir ilgisi yok. Anladım. Siz gene de eğer bize söylemek istediğiniz bir şey olursa söyleyin, olur mu? Çekinmeyin. Bize güvenebilirsiniz. Serpil. Serpil'im. Çok şükür kendine gelmişsin. Çok korktum sana bir şey olacak diye. İyisin değil mi? İyisin, iyisin. Hanımefendi birini mi bekliyordu burada acaba? Mira abla, gelmeyeceksin sandım. Hiç gelmesem olur mu? Olmaz. Biraz işim vardı. O yüzden geç kaldım. Bunu aldım. Kamsa kızı çoban arma. Evet. Bu yapboz. Bizim fotoğrafımızın yapbozunu yaptırdım. Beğendin mi? Oynayalım mı? Hadi oynayalım. Hadi. Bunu böyle ters çeviriyor musun? Ne yapacağız? Ne yapacağız?
Bir iş var bu işin içinde. Kadın bir şeyler saklıyor. Adam yanına gelince yaprak gibi titredi, görmedin mi? Vallahi Ömer, biz polis değiliz, savcı değiliz. Böyle insanların hayatını istediğimiz gibi burnumuzu sokamayız, bu bir. İki, özellikle de yardım talebimizi reddediyorlarsa. Teşhisi koydun, tedavini yaptın, bitti. İçin rahat yani, öyle mi? Senin derdin benimle didişmek mi? Eğer öyle bir şey varsa hastayı boş boşuna bahane etme. Açık açık söyle. Hı. Terapiye mi başladık şimdi de? Yok, uzmanlık alanım değil de senin ihtiyacın varmış gibi görünüyor. Çünkü sen çocukluğuna sıkışmış kalmışsın. Hadi, hadi. Ömer, babam gelmişti. Önce benim babama bakın, biz önce gelmiştik. Lütfen ölme baba, lütfen bırakma beni. Kalk hadi lütfen. Ne oluyor? Ne o, saldıracaksın mı bana? E saldır, yapmadığın şey değil. Ben sana bir tavsiye vereyim. Ya bana saldır, bütün öfkeni boşalt. Ya da o öfkenden bir şekilde kurtul. Anladın mı? Çünkü bu arafta kalmış halinden ben çok sıkıldım ya. Gerçekten. Zeynep, sen neden arkadaşlarınla oyun oynamıyorsun? Sevmiyorum onların oyunlarını. Çok çocukça. Çok mu çocukça? Sen nesin, çocuk değil misin? Bence arkadaşlarına da bir şans tanımalısın. Niye? Çünkü arkadaşlar iyidir. Bak, ben böyle ne zaman yalnız olsam, kendimi yalnız hissetsem, üzülsem... Hep arkadaşlarımın yanına giderim. Bana çok iyi gelirler. Sen de dene bence. Tamam mı? Tamam mı Zeynep? Zeynep tamam mı? Tamam. Biliyor. Evet, bu da buranın galiba. Evet. Bir tane daha olması lazım. Nerede? Poşetin içinde olabilir. Poşetin içinden çıkarmadık ki. Burada olması gerekiyor. Gördüm, ayağının altında. Yok, değil. Orada değil. Orada Zeynep, ayağını kaldır, bak göreceksin. Hayır, orada değil. Ayağını kaldır, göreceksin. Sakladın mı sen onu benden? Neden? Çünkü bu yapboz bittiğinde, tamamladığımızda gideceksin. Zeynep, gideceğim. Çünkü gitmek zorundayım hayatım. Gitme. Ama bu kalbimin bir parçasının burada seninle kalmadığı anlamına gelmiyor ki. Bak ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bunu bana ver, bu bende kalsın. Buna baktıkça hep seni hatırlayayım ben. Böyle özlediğim zaman... Zeynep'e buna bakayım. Tamam. Sen de buna bak özlediğinde. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Çık o zaman. Abla. Arkadaşlarıma da şans ver. Bak çok eğleneceksin. Çok iyi gelecek. Ama biraz önce tamam demiştin. Şaka yaptım. Çiçek, yarın görüşürüz. Aa. Acelem var bakıyorum. Nereye böyle? Ya İhsan'la bir şeyler yiyeceğiz. İhsan'la? Pardon, siz ne ara bu kadar samimi oldunuz? Ya yok, samimi değil de öyle birbirimizi tanıyoruz. Yani tanımaya çalışıyoruz gibi daha çok. Hakan Hoca gece hastanede kalıyormuş, biliyor muydun sen? Dün bir şey soracaktım ona da baktım yoktu. Şey ya, sen onu bilmiyor musun? Neyi? Hani Hakan Hoca ile Mine Hemşire evlilermiş. Aa, bilmiyor muydun? Hayır. İşte bunlar bir dargınlarmış da şimdi de barışmışlar. Birlikte bir ev tutmuşlar. Öyle İhsan'la laflarken söyledi. Öyle mi Nebahat Hanım? Vallahi tüm dedikodular sizdeymiş. Hadi görüşürüz sonra. Tamam canım, hadi görüşürüz.
Alo. Alo. Ha, Çiçek, var mı bir gelişme, bir şey öğrenebildin mi? Yok, hiçbir şey öğrenemedim. Sıfıra sıfır, elde var sıfır yani. Hakan'ı takip ediyorsun ama, değil mi? Gözüm üstünde. Sen gece hastanede kalıyor dedin ama. Kalmıyor mu? Yok. Mine hemşireyle barışınca aynı eve çıkmışlar. E haliyle orada kalıyor tabii adam. Hı, anladım. Eve çıkmışlar dedin, değil mi sen? Yalçın. E sen? Şey mi oldu? Hakan'la Mine'nin beraber eve çıktığını biliyor muydun sen? Hayır. İlginç haber. Bilmiyordum ama konuyla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Babamı orada saklıyor olabilirler. Polise haber verdim. Gidip bakıyorlar şimdi. İyi yaptın. Çok iyi. Bu sefer umarım bulunacaktır. Tam çıkmak üzereydim ben de dışarıya. Toplantım var. Sen istersen burada bekleyebilirsin. Nisyan adresi öğrenmiş. Polis oraya geliyor. Nereden öğrenmiş? Nasıl? Bilmiyorum ama acele et. Her an varabilirler. Alıyoruz abi. 2 dakika bir sabret. Paketimizi alıp hemen çıkacağız. Ya hem yolu kapatıyorsun hem de 2 dakika sabretme diyorsun. Abi yolun ortasına park etmişsin. Abi tamam, hemen alıp çıkacağız abi biz de yani. Bir şey yapmadık ki, hemen çıkacağız şimdi 2 dakikaya. Verdin mi parasını? Yok, daha henüz vermedik. Ben ısmarlayayım, aşk olsun. Al şöyle koydum parasını. Afiyet bal şeker olsun. Hadi, hadi bir daha böyle yolu kapatma hadi. Sanki babasının yolu. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ya Allah'ım ya Rabbim. Polis, aç kapıyı.
Ne oluyor memur bey? Erol Gümüşok'un burada tutulduğuna dair ihbar var. Arama yapacağız. Peki buyurun. Orası yatak odası yalnız. Kapı neden kilitli? Bakın memur bey, aradığınız kişi burada değil. Anahtarı yok mu? Ben bilmiyorum. Siz burada yaşamıyor musunuz? Anahtar. Kimse yok. Yanlış var. Kusura bakmayın. Önemli değil. Nereye gidiyoruz? Vallahi bilmiyorum Erol Bey ya. Bilmiyorum. Yani bu şehirde sizin için neresi güvendi gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bazen öyle olur. İnsan nereye gideceğini bilemez. Hayat bir yerlere savurur insanı. Bana baka doktor. Sabah konuştuğumuz. Hakan Hoca. Evet o. Yok mu? Şu an burada değil. Ne oldu? Bir şey mi vardı? Ben konuşmak istiyorum da kendisiyle. Bana yardımcı olabileceğini söylemişti. Her ne konuşmak istiyorsanız hiç çekinmeden bizimle de konuşabilirsiniz. Kocanızla mı ilgili? Vücudunuzdaki morluklara mı sebep oldu? Sadece bu kadar değil. Ben... kendim düşmedim. Kocam öldürmek istedi beni. Beni balkondan aşağı itti. Ne diyorsun ya Ömer? Adam karısını mı itmiş sahiden? Yani biz zaten vücudundaki morlukları görünce bir şeyler olduğunu anlamıştık. Ne rezil herifler var. Yani bu kadarını biz de beklemiyorduk tabii. Ne yapalım peki? Vallahi yapılacak şey belli. Polise haber vereceğiz. Ama belli ki adam da manyağın teki. O yüzden yakalanana kadar kimseye bir şey belli etmeyelim. Tamam hocam, ben herkese tembihlerim. Tamam. Ben yanlış yaptım. Bakın benim dediklerimi unutun. Polis falan karışmasın ne olur. Eğer benim söylediğimi öğrenirse ben mahvolurum. Sakin ol. Sakin ol. Ne yapabilir ki daha başka sana? Ne olur öğrenirse sizi öldürmeye çalışmış. Daha ne yapsın? Lütfen korkmayın. Lütfen. Cezasını çekecek. Tamam mı? Başlarda böyle değildi aslında. Ben ona inandım. Güvendim. Ama... sonra başka birine dönüştü. Tanıyamadığım birine. Haber verebileceğimiz birileri var mı ailenizden? Kimsem yok. Merak etmeyin. Biz varız. Çalışma Bakanlığı'nın kadın konuk evleri var. Size güvenli bir yer bulunacaktır. Korkmayın.
bekleyin, ben şimdi sizi karşılayacağım. Buyurun, yavaşça. İyisiniz, çok iyisiniz. Maşallah, maşallah. Yakalandınız sandım. Akıl payı kurtulduk. Erol Bey, şimdi ben bayrağı Yalçın Aygün'e devrediyorum. Beyefendi, ben sizi tanıyor muyum? Simanız hiç yabancı gelmedi de. Tanıyorsunuz. Hem de gayet yakından tanıyorsunuz. Ha. Size yolda anlatırım. Buyurun. Biraz daha zamana ihtiyacı var Yalçın. Buyurun be. Ramak kaldı demek. Şimdilik. Kemal. Ulu Çınar. Senin için neden bu kadar önemli? İçindeki insanlara kıymet verdiğini biliyorum. Ama başka bir şey var. Bunu gerçekten mi soruyorsun ya? Tamam, anlatayım. Ulu Çınar benim için niye bu kadar önemli? Bütün o yalanla, dolanla, iftiralarınla beni hastaneden ayrılmaya zorladığın gün var ya. İşte o gün Kemal Demir öldü Yalçın. Ve benim hayatımda ikinci bir şansa ihtiyacım vardı. O ikinci şansı da bana Ulu Çınar verdi. Hakan Aydıner olarak. Ve ben Yalçın, kimsenin ikinci şansımı elimden almasına izin vermeyeceğim. Ben o günleri hatırlayıp üzülmek ya da sinirlenmek istemiyorum. Neyse. Ne yapacaksın şimdi? Nereye götüreceksin? Neslihan'ın bakmayacağı bir yere. Tamam. İnşallah. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Rahat mısın Zerov Bey? Rahatım, rahatım. Sevindim. Seni nereden tanıdığımı buldum. Sen bizim Burhan'ın oğlusun değil mi? Ben Yalçın Aygün, Erol Bey'in. Gümüşok Hastaneler Grubu'nun başkanıyım. Öyle mi? Çok memnun oldum başkan bey. Peki benim bundan niye haberim yok? Beni siz görevlendirdiniz. Seni ben görevlendirsem hiç hatırlamaz olur muyum? Bir işler dönüyor bu hastanede benim arkamdan ya. Dur bakalım, yakında çıkar kokusu. Biraz kafanız karışık. Merak etmeyin. Yakında iyi olacaksınız ve her şeyi hatırlayacaksınız. Nereye gidiyoruz biz? Güvenli bir yere. Seher'de gelecek mi? Kim bilir? Merak etmeyin. Benimle güvende olacaksınız. Nasıl? Beğendiniz mi Nebahat Hanımcığım? Güzelmiş vallahi, ustanın eli lezzetli. Ha, iyidir, iyidir. Biz de yeni tanıştık. Bizim Bülent Hoca bulmuş. Gerçi biraz eli ayağına dolaşıyor yani. Dükkanın altının üstüne getirdi ama iyidir yani. Hidayet Usta, bak eğer bir şey olursa çekinme. Burada ambulans şoförümüz Nebahat Hanım var. Çekinmeden söyleyebilirsin yani. Ey İhsan Bey, var mı hastanede yeni projeler falan? Efendim, hastaneyle ilgili değil ama kendi hayatımla ilgili bir projem var. Kendi hayatınızla ilgili? Evet. Ben... Ne gibi? Bir saniye. Efendim, bunu artık söyleyeceğim ben. Siz
Uluçınar'a geldikten sonra bütün her şey değişti Nebahat Hanımcığım. Yani güneş daha parlak doğuyor. Ne bileyim her yer çok daha aydınlık. Uluçınar'ın bahçesindeki çiçekler bile çok daha güzel görünüyor gözüme. Şey diyorsunuz değil mi? Hani Mustafa çiçek... Yok Mustafa değil. Çiçek de değil. Siz efendim. Sadece siz. Takviye yapayım mı? Yok ustam sağ olasın. Biz iyiyiz böyle. Yapayım ya. Kalacak yoksa. Hidayet usta. Biz böyle iyiyiz zaten bir şey konuşuyoruz. Olur mu? Hadi sen devam et. Antonio bir taneyle doyurmaz. Takviye yiyeceksin ki doyasın İhsan Bey. Usta, Hidayet usta. Kurban olayım yani işine bak. Biz iyiyiz diyorum. Burada bir şey konuşuyoruz diyorum ya Allah aşkına ya. Tamam İhsan Bey tamam anladık. Aldık mesajı ya. Allah Allah. Allah Allah ben ne dedim şimdi ya? Sanki biraz kalbi kırıldı gibi geldi bana. Kalbim mi kırıldı? Yani biraz sert çıktınız. Ya şurada iki çift laf ediyoruz. Yani laf niye döndü dolaştı bana geldi. Ben anlamadım ki yani. Yine de bir özür dileseniz iyi olur bence. Özür mü? Diyorsunuz özür. Özür dileyim diyorsunuz. Bugün Mustafa. Şimdi Hidayet usta. Çok güzel. Özür. Alo, Turgut hocam. Şahıs hastaneye giriş yaptı. Tamam Bektaş, sen çıkışı tut, biz geliyoruz. Gelmişler, buyurun. Bir sıkıntım var mı Memur Bey? Eşim içeride ama. Sizi karakola götürmem gerekiyor. Eşinizi darp ettiğinize dair bilgi aldım. Buyurun gidelim. Yetişin şu adamı, koşun! Tutun, yakalayın şunu! Dur, koş, koş! Tutun, yakalayın şu adamı! Gel buraya, kaçma! Koş, koş! Ver, koş, koş, koş! Gel buraya! Bektaş, Bektaş! Kaçıyor, koş! Bektaş! İnan aşağı! Çocuk aşağı! İn aşağı! Çık! İn aşağı! Tamam, tamam, tamam! Alın bunu çabuk! Alın şunu! Bektaş! Bektaş! Bıçaklandı! Bıçaklandı! Bıçak bölgesinde bıçak yarası var! Sende! Yarası sende olur! Sende! Çabuk! Çabuk! Görmüş olabilir çabuk! Bektaş! Bektaş! Bir şey oğlum merak etme. Dayan oğlum, dayan. Dikkat, kapıyı. Gel. Çevir. Plase devam. Vücudu soğuk önemli. Ultrasonu getirin hemen. Hemen getiriyorum. 16/12. Nabız 130. Tansiyon çok yüksek. Hipertansif vereceğim. Göz bebekleri sağlıklı değil. Hazır. İzole pinomobili olabilir. Pinomobili değil bu. Bıçak safra kesesine denk gelmiş. Safra kesesi yırtılmış. Safra bütün vücudu zehirlemeden hemen ameliyata almamız lazım.
dayan Bektaş, dayan. Kurtaracağız seni, dayan. Hakan. Hakan, çok kötü bir şey oldu. Bektaş bıçaklandı. Ne? Nasıl? Balkondan düşen hasta. Kocası itmiş. Polis de onu almaya geldiğinde kaçtı. Bektaş da peşinden gidince... Tamam, durumu nasıl? Bizdeki durumu iyi değil. Safra kesesinde yırtık var. Başka bir şeyler daha var. Ameliyat almamız lazım. Çabuk gel. Tamam, tamam. Sen sakin ol, ben geliyorum. Hadi kapat. İyi oldu bence özür dilediğin. Tabii tabii, yani sonuçta kalp kırmamak lazım, değil mi Nebahat Hanımcığım? Ya istersen bana Nebahat diyebilirsin artık. Gerçekten mi? İsterim tabii, niye istemeyeyim? Nebahat. Aslında benim de bir itirafım olacak. Öyle mi? Ne itirafı? Benim de hayatım değişti Uluçınar'a geldikten sonra. Gerçekten mi? Peki nasıl yani? Hangi yönde değişti? Güzel yönde. Seni tanıdım. Güzel oldu. Kurban oldum Allah'ım. Şu anda hayatımın en mutlu anlarından birindeyim. Yani hani şey dersiniz ya böyle... Hayatınızda o anlar vardır ya böyle, o anlar. Nasıl anlar? Ne bileyim yani muhteşem bir an yaşıyorsunuzdur. Böyle büyülü, hiç bozulmasını istemezsiniz. Ondan sonra kaderin cilvesi işte, bir böyle bir haber gelir, kötü haber. Ondan sonra o yani büyülü an uçtu gitti. Onun gibi bir an yani. Ağzını hayra açıysan. Doğru, haklısın Nebahat. Şey, çağırmayalım şimdi kötü şeyleri, değil mi? Telefon çalıyor. Efendim? Telefon. Ha, çalsın ya, bir şey olmasın. Önemliyse? Hadi önemli değilse. Benim izin günüm ya Nebahat. Ya bir de gerekli gereksiz her şeyi arıyorlar beni arkadaş ya. Ya iyi de yani Uluçınar'ın bütün kahrını, derdini ben çekemem ki. Ya olur mu ama belki önemlidir sen. Yani Uluçınar Hastanesi'nin müdürü koskoca İhsan Bozkır'sın yani. Aç bir bak, belki önemli bir şey. Değil mi? Koskoca Uluçınar Hastanesi müdürü. Ha. Efendim Onur. Bektaş'ım. Bektaş. Evet, anestezi uyguluyor. Bektaş, iyi misin oğlum? Tamam. Merak etme, ameliyattan sonra her şey çok daha iyi olacak. Bunu çok güzel bir uyku gibi düşün, tamam mı? Uyandığında da bunların hepsi geçmiş olacak. Şimdi benimle beraber ona kadar sayıyorsun. Bir, iki, üç, dört. Ameliyata başlıyorum. Bisturi. Kaldı be. Dekartör. Tekrar kaldı be. Çamaşır pensi. Pens, pens. Daha önce bir safra kesesi hata geçirmiş olması lazım. Baksana, omentumla kese yapışık. Ayırmamız lazım. Koter. Vakum. Safra kesesinin ilk zarını ayırıyorum. Kalot üçgenini ortaya koyuyorum. Klemp. Koter. Karaciğere giden tarafta
Anatomide farklılık var. Arka tarafı serbestleştireceğim. Safranın çevresi çok narin. Kotere fazla basmayacağım. Ayırıyorum. Karaciğeri arkasına kadar ayırdım ama arteri ayırt edemiyorum. Dikkatli ol Leyla. Hakan hocam. Hakan hocam. İhsan, bu Bektaş kötü durumdaymış. Ya evet hocam, sormayın ya. Onur aradı beni. Haber verdi. Ameliyathaneye almışlar şimdi. Ah ah Bektaş ah. Kesmen lazım. Makas. Tamam, kestim. Safra kesesi serbest. Tansiyonu kontrol edemiyoruz. Hemen hipertansif yapalım. Kalp ritmi de dengesiz. Kanım olmadığından emin miyiz? Karaciğerde yanlış bir kesi olabilir mi kontrol edeceğim. Yıkama. Gazlı bez. Nazogastrik tüpten kan geliyor. İçeriği görebilmek için endoskopi yapmam lazım. Vital bulgular kötüye gidiyor. Ne yapacağız? Olur. Bir bana yardımcı olsun. Midede kanama olduğunu düşünüyoruz. Şöyle bir baktığımızda bile midesinde ne kadar çok ülser yarası olduğunu görüyoruz. Çok hızlı davranmazsak eğer Bektaş'ı iç kanamadan kaybedeceğiz maalesef. O yüzden çok hızlı olmamız gerekiyor. Şimdi bir bisturi alayım. Açık yarayı biraz daha genişletmem lazım. Sol taraftan 5 santim kesik açacağım. Durum nasıl hocam? Riskli. Ya Hakan Hoca geldi yani, sonuçta kurtardı değil mi Bektaş'ı? Kurtardı değil mi Onur? Kurtaracak. Nedir başımıza gelen arkadaş ya? Önce Leyla Hoca, şimdi de Bektaş. Ya kurban oldum Allah. Yani üstümüzde nazar var ya, yemin ediyorum nazar var ya. Hadi Bektaş. Yes. Erol Bey, buyurun. Erol Bey, sizinle Kadir Bey ilgilenecek. Hoş geldiniz. Kadir Bey, Erol Bey'in burada olduğundan hiç kimsenin haberi olmayacak. Herkesten saklayacağız. Neslihan Hanım'dan da mı? Özellikle ondan saklayacağız. Ülser yaralarını tek başıma hızlı bir şekilde dikemem. O yüzden ikimiz birden yapacağız bu işi Ömer. Tamam mı? Dikiş. Makas. Çok fazla kanaması var. Dikiş tutmuyor. Gazla bes. Turgut hocam, hemostatik ilaç yap. Çok fazla kan var. Daha fazla gazla bes. Vital bulgular düşüyor. Ömer, çok hızlı olmamız lazım. Kes. Kestim. 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 Hastanın vital bulguları normale döndü.
Geçmiş olsun fındık faresi. Yalçın Hocam. Hocam bu son dakika kurulu görüşmesi nereden çıktı? Ne kurulu? Aa, sizin haberiniz yok mu hocam? Neslihan Hanım bugün saat 4'te bütün yönetim kurulu üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Neslihan. Aynı ameliyattan safra kesesiyle başladık, mideyle bitirdik. Bektaş, nasıl? Durumu nasıl? Stabil. Bektaş. Ömer Hocam, hayati tehlikeye atlattı mı Bektaş? Atlattı. Önümüzdeki 48 saat kritik ama durumu stabil, merak etmeyin. Oh, çok şükür. Hadi Bektaş. Şöyle döndürelim. Yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. İdrar çıkışını sık sık kontrol edelim. Rengi çok önemli. İlk 36 saat serum verelim ama acıkırsa eğer, ki acıkacak Bektaş bu. 24 saat sonra da bir az da olsa mama takviyesi yaparız. Bektaş. Oh be Bektaş'ım be. Oh be Bektaş'ım be. Ben dediydim ama, ben dediydim arkadaş. Ne yapar ne eder? Hakan Hoca beni kurtardığı gibi Bektaş'ı da kurtarır dediydim ya. Ben dedim, olur demedim mi oğlum ya? Betin, Betin, Betin. Demedim buna. Betin, demedim mi? Demedim be. Ya çocuğu rahat ya, bırak. Ya ben ne yaptığımı biliyor musun Sevinç'ten hocam ya? Bir sakin ol. Aslanım benim. Nasıl oldu Bektaş? Durumu stabil. Peki o bıçaklayan adam? Yakalandı. Bütün suçlarının cezasını çekecek. Oh çok güzel, şükür. Güzel, çok iyi, çok iyi. Hepinizi işte tebrik ediyorum. Evet, devam edin. Devam. Hadi kolay gelsin hepinize. Yalçın, inşallah götürür. Erol Bey'i Neslihan'a teslim etmedi. Senden beklerim çünkü. Şakan sası değil Hakan. Neslihan yönetim kurulunu acil toplantıya çağırmış. Gündem ne diye sormama gerek yok çünkü Neslihan Hanım muhtemelen intikam peşinde. Aksi bir durum olursa ben araya girerim, durumu yumuşatırım. Önemli olan zaman kazanmak. Gerek yok, ben kendimi savunurum. Şu toplantı kaçta olacakmış onu söyle. Tamam, nerede? 36 saat serum kalacak, 24 saat sonra da mama takviyesi yapmaya başlayacağız. Tamamdır şefim. Benim ulaşmam lazım. Gidiyorum. Arıyorlar gördüm, hastaneden aradılar. Turalya ya, gitmek kolay mı öyle? Nereye gidiyormuş? Yani çok da zor değil Mine abla. Niye? Git dedi. Böylesi daha iyi. Leyla, ne yaptın sen? Efendim. İyi günler. Ömer Bey'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Hastanemize başvurunuzla ilgili aramıştım. Dinliyorum. Yalçın, niye girmedin içeri? Seni bekledim. Neden bu toplantıdan en son benim haberim oldu? Senin başka bir toplantın vardı ya, bölmek istemedim. Nasıl geçti bari, her şey yolunda mı? Sorduğun için teşekkür ederim. Yolunda. O zaman... Hakan Bey yok herhalde. Geldim. Hazırsak başlayalım öyleyse. Babam Erol Gümüşok'un durumundan hepiniz haberdarsınız zannediyorum. Artık demans olduğundan neredeyse %100 eminiz. Bu tabii senin düşüncen, ben öyle düşünmüyorum. Senin ve Yalçın'ın yorumu. Sözümü kesme lütfen Hakan. Babam kendisine vasi atanması için bugün bir heyet önüne çıkacaktı ancak... Hakan Aydıner kendisini kaçırdı. Ben Aydıner.
Kanısın var mı? Var. Lütfen önünüzdeki dosyaları açar mısınız? Ve işin ilginç yanı, Hakan bunu yaparken yalnız değildi. Yanında Yalçın Aygün de vardı. Şüphelerinde haklıymışsın. Hakan polislerden önce gidip babanı evden çıkardı. Kesin son anda bir haber verdi. Mümkün değil. Ya bunu sadece Yalçın biliyordu. Yalçın. Hakan Aydıner ve Yalçın Aygün'ün yönetim kurulundan ihracını talep ediyorum. Thank you.